Gerçekten teşekkür ederim özünde mayımarız bugün hazırladığı ve tereden fayda buldunuz. İndi haber var ki çağın şift süzenine zineye bakalım bugün neler hazırlayacaklar önce. O ne tertipler var, malzemeler neler kullanacaklar? Söz size zine. Güzel bir şekilde Kartın Cengiz açıkladı. Haz edirəm onu da söyleyeyim hemen yemeğe geçmeden evvel. Çünkü biz kadınlar özellikle mesela bu sporları yapsak bizim için iyiydi. Bilirsiniz iş görevi evde çoktu. Bir de bir şey vardı bizim ev, elimiz mesela ağır kaldırmaktan yeniden fazla işlemekten zarar olur. İster her vaxt elimizi bir iyi bir şekilde spor yapalım ve muntazam bir şekilde hatta bize işleyende ev görevini yapanda ağır gelmesin. Peki ev görevi fikrimize gelende tam yemek geldi. Bugün Şift Süzen bizim için tatlı bir yemekler görürüm ama tam bilmedim nerede. Tavuk tepsisi yapacağım. Tavuk tepsisi. Baharatlı pilavdan beraber. Patata ne yapacağız özüm? Süzen biz normalde bayaz pilav yarık her vakit. Baharatlı pilavdı. Ha. Güzel. Aynı bayaz kadar renkli. Biz ben baharat da olsun içinde. Güzel. Yani neler koyacaksın içine acaba? Baharat kullanacağız pilavdan. Önceden hepsi malzemeleri sayalım. Patatayı da yaparak tepsimizi. Patatayı biraz pişirmişim. Hatta böyle çiğ kalmasın. Çünkü süremiz az olduğu için. Biraz karabiberden tuz koydum içine. Bir dakika bir çeyrek fırında kaldı. Güzel. Pişirdim özünü. Tavuğu da aynı şekilde biraz fırına attım. Yani bir yarım, bir çeyrekten fazla olmasın. Çünkü zaten baharatlarını da pişirecekti. Biraz sonra fırına verir özün. 3 su bardağı pilavı da bitmiş özün. Yanında da pilavın baharatı biraz zəfəran kullanmaq. İbidib sən özü suda? Hə, ibidmişim suda gək rəngini versin. Güzel. Yanında da pilav üçün biraz dəfnə yaprağı kullanmaq. Darçın belə. Yani, biz dedik biz varaqı var biz normalde deyərik. Yani baharatlarımızı gördü o kimin dökülməyib. Hətta dağılmasın, rəngin bozmasın, bayaz qalsın. Çox insanlar da vardı məsələn, sevməzlər çox dadı gəlsin. Bunda edə bilsən çıxarda bilsən. Çıxarda bilsən özüm bəli. Bir numba sıradadır. Yanında da karanfildi. Güzel. Tavuğun baharatı için biraz kekik kullanmak, biraz et suyuydu bu baharatı. Et suyu da ibilesin özün ya da hemen normalde koyasın özün. Güzel. Hepsi baharatlardan yani et dadı verir. Peki bu müşakkel baharatı diye ne tam? Yok, et suyuydu. Et suyu baharatı. Et suyuydu. Suda edebilirsen çorbaları da kullanırsan, biraz suda edebilirsen çorbaya tükürsen o da güzel lezzet verir. Yani biz aynı baharattan tavuğa koyacağız, güzel bir lezzet olur. Güzel. Yanında da karabiber, biraz tuz. Çünkü domata suyu kullanmırıq, baharatlı yapırıq özünü. Biraz rəngi sarıya çalar tepsinin. Biraz da kırmızı biberin rəngini alır. İstər sarısın qırağın qazdu. Hə. Biraz kırmızı biber, yani paprikadır, şirindir. Hiçbir şekilde keskinlik yoktur. Biraz pul biber kullanmaq keskinlik versin özünü istər. Soğan, toz soğan, sarı kök, biraz da darçın. Yanında da limonun turşu edirik özüm. Biraz limon da koyuruq içine, biraz da keskin biber. Yanında da samırsaq. Peki bu malzemeler her evde vardı. Doğrusu, özellikle mesela bu baharatlar koyduklarımız. Ama yapmağı biraz garip geldi. Bara bara yapalım özüm. Hemen yaparız özüm. Önceden sosumuzu yaparız. Baharatlı bir sosumuz var. Miski suyu kullanırız içinde. Güzel. Takriben 3 adet miskini sıktım, koydum. Yanında da tuz. Turşu sevmeyenler edebilirler koymazlar. Koymazlar ama biraz yani tavuğun lezzetini güzel eder. Tabii ki. Miskiden tavuk çok uyar. Ha. Başka bir lezzet verir özüne. Tuz kullanmak, karabiber. Çünkü bu fazla kullanmak hem patatanın kabları için tavuktan beraber. Kekik kullanmak. Yanında da dediğim kimin et suyu. Yok ise macu kullanabilenler o da olur. Güzel. Pudra, soğan, biraz pul biber, bol baharatlı bir yemekti. Peki bu yemeğin aslı nedir Süzen? Normalde biz yaparız yani tavuk tepsisi. Türkler de yaparlar, aynı bir şekilde yaparlar özün. Ama biz çokluk damıtı suyla yaparız. Aynen. Kırmızı yedir özün. Tam sarı olan. Ha. Tavuktan yedik, yani pilavdan yediğimiz için biraz kırmızı hızlar sulu olsun. Hatta pilavdan yemesin. Duru kimi. Ha. Ama bu da olar etiyat edin. Sarımsağı koyarak. Sarımsağı da koyarak. Sevmeyen sarımsağın çok keskin tadı olmasın. Yani böyle daha çok kuvvetli olmasın. Az koysun, yine de koymasın. Pudra da kullanabilir. Aynı soğan kimi pudra kullandık. Bence sarımsağ çok uyar tavuktan. Tavuktan güzel olur. Güzel bir lezzet verir. Özellikle baharatlardan. Ha. Biraz da sabun yağından koyarak. Yok, yani sıra zeytinyağı da kullanabilirler. O da olur.
Yağın biraz fazla koyalım. Zeytin yağı da kullansana biraz daha şey olar. Yağın diet. Hə, sağlıklı olar. Sağlıklı olar. Yemek yiyenler için. Bu şekilde bu rengi olar. Güzel. Sarı çok koymadık. Onu da koyalım. Darçın da. Darçın biraz az pilava koyacağım. Hı hı. Burada koysak bile biraz tadını bozar. Hı hı. Çünkü darçın biraz farklı. Biryani biraz mazal. Hı. Biz çok güzel koklar verdim. Bu şekilde oldu. Gerek mi içinde tuza erisin, takılmasın, tam tadı versin. Güzel. Hemen gel ağın. Gel, tavuğumuzu üzerine koyarak. Bir böyle bu şekilde. Hı hı. Tavuğu da yarım da pişiripsen bunu ha. Yapabilirler mesela tavuk kaynatsılar. Ondan sonra bunu yapsalar bu da olar. Olar. Kaynatırlar, fırına atırlar. Ben evde olduğum zaman hiçbir şekilde pişirmem. Hemen ha böyle baharatlasam. Baharatlarım koyarım. O da bir lezzet olur. Üstünü örtelim. Ben sonda biraz fazla sür alır bizden. Bizim süremiz olmadığı için. Hı-hı. Mecbur bu şekilde yapar o yüzden. Bu şekilde. İyice yedirdir o yüzden. Sonra kalan baharatları da bir de koyarım üzerine. Tamam. Biraz patatayı koyarım. Patatanı. Patata bir hafif pişmiş, kavruluptu. Biraz pişirmiş. Karabiberden. Çok görkemli bir yemekti. Çok bir de mesela davetlerde falan bence çok lezzetli çıkar. Bir de biz normalde Süzen her vakit dikkat etsek yemeklerimiz taklididir. Yani bir davet olanda yelpahtı, kapsadı, fasulye pilavdı. Yani aynı şey yaparız. İster biraz bir asiyeler değişmeler olsun. Yani. Aynen. Yine soğanımızı aynen. Soğanı biraz baharatlardan ezerek de tam lezzetini alsın. Yani biz bunda baharatı karıştırdık sonra tavuktan mavazini bir baharatladık. Baharatlar veririz. Ondan sonra katarız özellikle. He, tam birbirine katarız. Güzel. Samsa, yani soğanı ezerek baharattan hatta biraz imşak olsun. Aynen. Zaten bir yemeğin lezzeti bence soğan. Ha. Çok farklı bir lezzet verir özüm. Bu şekilde. İyice baharatlardan. Biraz imşak olsun. Bu kadar yeterli. Şimdi getirdik tepsimizi. Başlarız düzmeye. Güzel. İstediklerini hemen bizim birbiri üstüne koyarlar, o da olar. Ama ben diyelim her şey baharatın tam alsın. Tam alsın, bence bu daha iyiydi. Hatta yağ daha fazla kapladı özünü. Daha iyi pişer. Güzel gözlerim. Zaten özlerde bir hafif pişirdiler. Pişirdiler ha. Aynen. Mesela şimdi evde olduğu zaman yani fırınlar iyi bir fırınıysa edebilirler hemen koysular. Kapağını üstler silifonla yağlı kağıtta. Onda da çok daha güzel olur. Çünkü tam suyuyla baharatıyla pişer. Kurumaz. Tavuklar da hemen düzelip ortalarını hatta dadını alsın soğanın, baharatın tam. Bence bu tavuğun suyunu da koy, bu da bir lezzet veriyor. Tavuk suyu ben, onu da veririk. İsterse biraz su koysalar içine, yani hatta iyi pişsin. Süzen bu tepsi tam mesela akşam yemeği de olur. Ha. Mesela he böyle yenisin pilavsuz. O da bir lezzetli. Ekmekten bundan ha, o da güzel olur. Biz yaptığımız normal tepsilerden biraz fark edilir. Aynen. Dediğim kimin bir şekilde. Çünkü şimdi bunlar kızarar, suysuz zaten. Ha. Çok güzel bir şekilde kızarar. Öz suyuyla kızarar. Ha. Getirdik. Biraz keskin biber sevenler için. Hemen. Lemon da koyasın. Ha. Biraz miski koyarak güzel bir koku verir özüne. Özümüz suyunu da koymuş açına. Çok güzel renkli bir tepsi oldu gerçekten. Yanında da aynen biraz pul biber koyarız. Hatta tavukların rengi tam kırmızı olsun.
Geç günde gel. Renk veriyoruz, zilveset veriyoruz, o kadar. Bu şekilde. Bez tavukları, hadi biraz rengi alsın, kırmızı. Tam rengi dönsün. Biraz su koyarak içine, hadi pişsin. Güzel. Bir az çünkü soğanla çiğ gidelim. Hatta buharlantırsın da özün. Aynen. O kadar yeterli. Zaten üst sonunda bu suda bakılır, kalmaz. Yağlı kağıdımızı suda yemedim sen. Bu çok güzel bir tarikat söz ama doğrusu senden gördüm. Hı. Evde denedim de özün çok necahat gerçekten. Çok farklı benim. Yanmaz daha. Hem de buharını tutar. İçindeki etler, sebzeler iyi pişer. Yanında da biraz silikonla da kablar o özün. Hemen bunu neden etmedim çünkü de zararlı da. Tabii ki. Evet. Bu şekilde kablaya. Yardımcı mı sana? Zaten önce bunu muvakkati bir şekilde sonra çıkardık sonra üstü kızarı kızarsın. Üstü kızarır bana. Peki süz eline neçe derecede mi gidiştin? Onun da evet. Ben 250 derecede koyuyorum o zaman. Tez pişsin. En fazla. Ha, evde oldukları zaman 180, 100 böyle bir derecede. Hatta kefine göre pişsin daha güzel. Peki fark eder mesela pişipse, yani de kaynayıpse, yani de kaynamayıpse. Ha, tamam fark koyarsan, eder. Biz biraz pişirmişiz. Bu da saat fark eder. Tabii. Onun için hemen bunu fırına veririk. Geldik. Şimdi pilavımızı yapmaya geçerek. Pilavımız da baharatlı pilav olacaktı. Önceden yağımız koyarak. Bu kadar yeterli. Takriben bir çay bardağı yaptım. Pilav yapmağı yani normal yapsan özünü. Normal sızma pilav. Dök falan. Yok yok. Daha bir sonda. Bakalım tam nece olacaktı. Çünkü doğrusu ben bu yemeğe çok merakım. Yani bu bil görürüm özünü. Yani biz normalde bu yemekten çok yapmarız. Sen baharatı kavrasan sonra pilav koyasın. He. Gerek baharatları atarak. Biraz yani çok yandırmarız böyle tam acı tadı versin. Biraz yağda dolansın. Bu kadar. Çünkü sağ baharatı. Ancak böyle de tadını verir. Çünkü pilavdan atsa o kadar tadı vermez. Aynen. Gerekim biraz tadı alsın. Pilavımız da iyi bitmişik hazır. Bu baharatlar daha gerek kalmadı. İster iseler sızma yapsınlar. Önceden aynen pirinci iyi bitsiler. Biraz suyla, yani bol suyla kaynatsınlar özün. Baharatlardan beraber sonra sızalar özne. Yani biz evlerde yaparız. Anlayınca bu daha fazla tam da adına yani baharata tok olur. Ki pilavın tam canını çeker özün. Limon basana da bu limon kuru limon da delmedim. Hatta çok böyle tam kokusunu vermesin, acı olmasın. Biraz bir hafif. Ha, bir az hafif. Tamam. Burada zaferan da iyi bitmişik suda. Tabii ki bu zaferan güzel bir renk verir ve tam başka bir tadı verir. Doğrusu bu zaferan çok kere kapselde kullandık, mendide kullandık o yüzden. Yani biraz pilavımızı da yağda pişirir. Yağda pişirdikleri zaman hiçbir şekilde ezilmez daha. Tam İbitip sen özünü, ne oldu ibitti o yüzden? Takriben bir yarım saat diye binipti. Sızdım özüm. Tam suyunu canına çekmiş. Bir de dikkat etse o habbeler de güzel tam birbirinin turu. Kavrasan özün yağda ilk önce. Yağda biraz dolandır o özün. Dediğim gibi böyle birbirini tutar. Ondan sonra baharat koyar. Duz koyar içine. Duz pilavın tam mesela miktarına göre insan 2 glas etti. 3 su bardağı takriben bir tatlı kaşığına biraz fazlaydı. Güzel. Biraz darçın koyarım, darçın fazla tadını versin. Aynen. Çok da rengini bozmasın. Bu kadar. Kırmızı biber koymasın? Yok yok. Bu da unutmayasın bu zaferan da. Sonunda koyasın bunu. He, biraz damatsın. Tam suyun çeksin. Sonra üzerine sefer. Hapsına da dolantırmarak. Biz bir tarafa hatta hem sana iki renk olsun. Benim.
Dəqməsilər də özünə illə bişəndən sonra tam dolantırsılar özünə. Dolantırsılar hələ bişməyibsə, hapsi sarı olar. Gərək buna da diqqət etsilər. İndi gəlmək suyumuzu qoyaraq. Su bir barmaq pirincin üstünə çıxar. Çünki biz ibitmişik o özünə, istəmirəm fazla olsun. Gözəl. Hətta tam belə güzəl bir şəkildə çıxsın. Ama siz önüme gibi şey biz bilirim. Pirinçten pilavdan da pilav fark eder. Yani mesela biz sahab diyelim, hasta pilav biraz fazla su ister. Ama normal besmeti diyen de Rüz Mahmut bunlar suyu daha az ister. Çok daha yani azdır. Bu şeyler mi şey daha? Şey, ama mesela ibittiği o azim ben de çok su istemez. Yok işte dediğim için böyle biraz üstüne çıksın daha yeterli. Daha çok fazla etmez. Çünkü bu pilav da aynı fazla koyuysa azlar. Yani hasta pirinci biraz fazla su ister bizde dediğim için. İyice ibitmek de ister o. Hemen bu kadar. Kapadar olsun. Bekleyerek damatsın. Sonradan zeferan da koyarak içine. Sunumunu yaparak bekleyerek de tavuğumuz pişsin. Güzel, peki. Hemen birazdan gelelim zaten yava. Tamam. Beraber bakarak nece pişti tavuğumuz, yani de pilavımız. İkisini de beraber seyircilerimize gösteririk. Ama geçen indi doktora Ruhiye. Bilirsiniz biz indi her ananın görevi kadına bakmak, çocuklara bakmak, pardon, çocuklarımıza bakmak ve bu konuyla ilgili doktora Ruhiye güzel bir şekilde konuşur bizim için. Sizlerden beraber izleyelim. Ardından programımıza devam edelim. Buradan Şif Süzen yemeği pişti. Tatlı kokular geldi. Burada bütün stadyonu kapladı. Bakın yemeği haraya yetişti. Hemen peki üzerini üzerin açtı mı? Böyle bildiğim gördüğüm kimin kızardı. Ha, tavuk. Üstünü açtı. Hatta üstü kızarsın. Hemen çıkardık o yüzden. Evet, çok güzel kızarmış. Tam suyun çay. Biz zaten pişirmiştik de özü. Süzen kaynatmıştı o yüzünü. İstediyseniz çok sulu olsun. İstediyseniz getirebilirsin bu rahatta, bas kamera tasvir etsin. Seyircilerimize gösterelim yakından nece kızardı. Bu çok güzel. Eminim ki tatlıdır da. Kokusu çok hoş geldi. Biz bu soğanlar da kızarıp, ben bu soğanlar çok başka bir dağıtı yanımda. Biz biraz susuz yaptık o yüzden. İsteyen böyle sulu olsun, hatta pilavdan yesin. O da biraz suyun fazla koyar. Peki burada konuş bizim için. Son tuğuf şey pilav dedi, pişirenden sonra zeferan koyarım. Ha, pişti. Hemen yan aşağısına biraz akıttın. Yan aşağıya. Ha. Sonra indi katıra birbirine böyle bu şekilde kirengi olur. Buradan bayaz. Bazı portakal olur, bazı sarı, bazı bayaz. Ha. Çünkü şimdi zeferanlı şeyleri koymadık hurdası. İçine hurdası böyle. O biraz portakal rengi verdi özellikle, kırmızı renk. Güzel. Suyu da sarı etti özellikle bu şekilde. Çok güzel. Bence pirincekanın kokusu barbattı. Biz normalde bu tepsiden yani biz evde ihtimal yapmışız ama pilavdan hiç yapmamışım. Ya çok hoş. Çok başka. Baharatı da edebilirsin sonradan çıkartasın yemeyenler için. Aynen. Çok güzel. Ben tadı verirsin. Ben tadı veririm. Çok güzel bir kokusu olan. Sen de evde eğlensin. Tabii ki ederim. Bir gün yarın da hemen yapalım. İnşallah. Bilirsiniz de hafta sonudur. Hafta sonu olduğuna mesela cümleler günü böyle kalabalıkta böyle yemekler yapılır gerçekten. Çok güzel olur. Hemen pilavımızı koyalım. Güzel. Şöyle bir görüntüsü olsun. Wow. Çok güzeldi. Geldik, tavuğu da koyalım. Yan aşağısına. Biz çok sulu yapmadık o yüzden. İsteyen sulu yapabilir özün. Biraz. Bence bu daha lezzetli çıkar. Çünkü bilirsen öz suyunda pişse, baharatında pişse daha farklı olar. Çok daha güzel. Hatta tam kızarmıştı da yani. Biraz farklı olsun. Her zaman biz kırmızı yaparız tepsine. Ama bir kere güzel bir rengi oldu. Tam pilava uydu. Bu şekilde soğanlardan da biraz koyalım. Evet, biber de. Biber. Keskin biber. Sevenler koysalar. Bir konuştu bizim için ki bunu nece yaptı tekrardan bir kısaca yani. Evet, patatanı ince ince doğramıştık. Çok hurda doğramazlar. Çok da kalın olmasın bir şekilde olsun. Hatta ne kırılsın ne de çıkarsın. Aynen.
hemen patıdan biraz önceden pişirmiştik. Sonra tavada biraz pişirdik özün. Ama evde oldukları zaman edebileler pişirmezse hemen fırına versinler özün. O da çok, çok güzel olan. Yanında da aynen biraz biber, keskin biber kullandık. Biraz da tavuk koyduk üstüne. Yanında da baharatlı bir pilav yaptık. Üzerine lemundu, keskin biberdi, bulardı. Hepsine koyduk. Biraz su koyduk için, hatta biraz suyundan da pişsin. Aynen. Ama tavuk çiğ olduğu zaman öz suyunu verir, onda daha güzel olur. Onda daha lezzetli olur. O da olur. Peki siz evde normalde yapsanız özünü, bence tavuğu hebele koyun, baharatıyla, soğanıyla, samsağıyla tam daha lezzetli olur. Öz özüyle de pişer. Özellikle biz kapladık özünü alüminyumu. Bəli, silifona. Silifona kapladık özünü. Hatta buxar demişsin. Sonra özüden kaldırın özünü, üzerini kızardın bu şekilde onu rəng alır. Pilavı da baharatlı etdik özünü. Biz normalde bayaz pilav evlerde yani çok yarıq. Ama baharatlı etdik özünü ki içine neler koyduk baharat tam? Kekik, zafran koyduk. Zafran. Karanfil koyduk, hel koyduk, biraz tarçın koyduk, sarıydı. Numbasırı koyduk içine. Güzel bir bir koku verir. Darçın koyduk biraz içine, darçın içimlik. Koydum ben. Biraz da defne yaprağı, yani varaklar koyduk içine. Çok güzel bir baharatlı pilav oldu. Gerçekten bu yemeğin tam tadı o pilavıydı. Çünkü pilav yani başka bir renk verdi, başka bir tadı verdi. Başka. Eğer gittiyse sizden bunun makadiri tam izleyebilirsiniz bizi sosyal medya yoluyla. Facebook, Instagram, YouTube kanalımızda Türkmen TV adına bütün gün aydın vatanın programı ve terlerini hepsini sizler için sosyal medya yolunda tekrardan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Süzen çok lezzetli bir yemek yaptı.